Evet, şu anda Gündoğdu Köyü'nün ikinci bayramlaşma günündeyiz. Bugün burada bir hummalı bir çalışma var. Keşkek hazırlığı yapılıyor. Şimdi ablalarımıza soracağız. Keşkek nasıl hazırlanıyor? Kim bize bilgi verecek? Abla kolay gelsin. Sen bize bu keşkek nasıl hazırlanıyor? Sen şöyle bize bir anlat bakayım. Ondan sonra sana yağımızı koyacağız. Paket yağımızı. Bu senin olsun Cennet'le. Kaç tane sana yağ koyacağız bu kazana? 10 tane sana yağ. Maşallah maşallah. 10 tane sana yağ. 10 tane sana yağ. 2 tane kendimemiz. 10 sana yağımız. Yarım teneke 5 kiloluğun yarısı zeytinyağı konacak. Keşkek güzelce pişecek işte. Piştikten sonra da güdülüyorsun. Tut, patrona tut. Bundan sonra erkeklere ait herhalde. Hatice abla. Ya sen herhalde bu konuda bayağı bir tecrübelisin. Hatice de o, Fadime de. Fadime mi diyelim, Hatice mı diyelim? Nasıl tanırlar? Aççı. Pardon. Aççı, keşkek aççısı. Keşkek aççısıymış. Evet. Biz yanlış şey yapmayalım, telaffuz etmeyelim. Yani bu pişiriyor. Bundan gayrı bu köyde keşkek pişiren yok. Allah razı olsun. Babasına, anasına rahmet. Keşkek ustası burada yani. Ne güzel. Ne güzel. Gel abla gel, sen ustasısan konuşacaksın o zaman. Şimdi ne yaptı? Yağlar burada kaynıyor değil mi? Yağlar fokur fokur kaynayacak şimdi değil mi? Kaynamasa o daha 8 tane koyduk. 2 tane daha koyacağız. 2 tane daha değil mi? 10 tane. 10 tane koyduk. Tavuk kaç tane? 10 tane de tavuk. 10 da tavuk. 2 teneke kendimemiz. Ondan sonra bitiyor işte. Ondan sonra ufak ateşle herhalde kaynayacak. Şurada kenarlarına ateş koyuyor. Abla şurada herhalde bir hazırlanan var. Ona bir bakalım gelin. Evet şu anda yanımızda Sayın Ramazan Yılmaz var. Ramazan abi sen keşkek konusunu biliyorsunuz. Biz bayanlardan biraz demin şeylerini aldık. Nasıl yapıldıklarını biraz öğrenmeye çalıştık. Bir de sen de bize anlat bakalım ne var ne yok. Şimdi sesim biraz kısık, ben özür dilerim. Rahmetlik babam keşkek yaptığı için çocukluğumuzdan beri bildiğimizden dolayı bu şey yapıyoruz. Yaptığımızdan değil ama tecrübelerimiz var. Şimdi bizim biliyorsunuz keşkek yani Tokat mıntıkası, İç Anadolu'nun genellikle Reşadiye'nin milli yemeğidir. Bu. Düğünlerimizde, bayramlarımızda. Gel gözlerin yandı Ramazan abi. Düğünlerimizde, bayramlarımızda bu bir milli yemeğimizdir yani. Bunsuz olmazsa olmazların ötesinde değildir. Fakat şimdi yapılış şekilleri öncelikle büyük kazanlarda nüfusumuz kalabalık olduğu için genelde yöremizin insanları çok sevdiği için yani doyana kadar bunu yer. Başka bir yemek yemez. Yani bir tablota sadece keşkek ver, yanında 3-4 çeşit yemek de olsa onlara bakmayız. Keşke önce bitiririz. Öncelikle yani, hele de yahnili olursa tabii bunlar. Keşkeğimizin hazırlanması, aççılarımızın, hanımefendilerin söylediği gibi. Genelde şu anda köyümüzde hanımefendiler yapıyor. Eskiden beylerimiz yapıyordu ama hepsi rahmetlik oldu. Tabii bu hanımefendiler de eskiden tecrübelerine bakaraktan, bizler de böyle görerekten, aklımıza kalarak konuştuklarımızdan dolayı bunlar da onlar iyi bilerekten başladılar yapmaya. Söyledikleri gibi işte büyük kazanlara sunulması için öncelikle yağlar eritilir. Ondan sonra erimesini, olgunlaşmasını bekledikten sonra işte içine katkı maddesi olaraktan özellikle tereyağı katılır ama biz herhalde tereyağının biraz sağlığımız için ağır olduğundan dolayı bunu kullanmak istemedik. Özellikle söyledim ben bunu. Sana yağ, bizim evim yağ kullanıyoruz. Bu yağlar daha hafif. Evet bizim ya. Yani burada sansür yok abi. Her şey Gündoğdu köyü olduğu için. Dolayısıyla bütün malzemelerimiz şu. Kullanılan yağ, tekrar yağ, sıvı yağ. Yani özellikle yani et çok önemli burada. Yağsız olmaz değil mi Ramazan abi? Olmaz. Kesinlikle olmaz. Bunları kullanıyoruz. Bir de keşkeğimize tavuk. Bu tavuğu tabii kendimemiz yıkanır, öncelikle seçilir, hazırlanır, içinde taş falan olmasın. Dişler çok pahalı biliyorsun yani. Onlar ayıklarını temizlendikten sonra bu malzemelerin içine, kaynar suyun içine bu keşkeklik dediğimiz buğdayı, buğday çok önemli. Bunlar yani dövülmesi lazım, iyi dövülmesi lazım pişmesi için, güdüllenmesi için bu seçilir yani. Bu keşkeklik çok önemli ya.
Bunlar konduktan sonra pişilir. Özellikle pişirme şeylerimiz ocakta olsa da tüpte bunun hiçbir tadı olmaz. Özellikle ateş şart diyorsun. Ateş ve pelit odunu yani. Bunun en çok tadını verecek odunlar pelit odun. Özellikle gördüğünüz için biz gittik işte ormanımızdan. Tabii yaş kesmemek şartıyla, efendime söyleyeyim. Ormanlarımızı korumamız lazım. Korumak şartıyla. Böyle işte gurulardan şunu da seçerekten, özellikle seçerekten zarar vermedik. Aldık getirdik. Ateşler gördüğünüz gibi yanıyor. Pelit odun çok önemli. Hem iyi pişmesine faydası olur, hem de keşkeğin tadına çok faydası olur. Piştikten sonra görüyorsunuz sular kaynar. Ayrıca yahnilerimize ayrıca bir şey kaynar. Tabii burada çeşitimiz yok. Eskiden mesela yöre yemeklerimizde, düğünlerimizde mesela daha çok börülce, taze fasulye diğer ismiyle beraber o pişilir. O olmazsa kuru fasulye, çiğit deriz mesela daha eski ismiyle. Eski isimde kullanır Ramazan abi, unutmayalım. Tabii canım, unutmuyoruz. Özel bizim şeyimiz. Mesela çiğit derdik efendime söyleyeyim. Fasulyenin iç olan fasulye, kuru fasulye. O pişirilir efendime söyleyeyim. Üzüm hoşava. Olmazsa olmazlardan. Tatlı niyetine. Tatlı niyetine yani. Pek eskiden tatlı, baklava, börek, börek harç, tatlı efendime söyleyeyim. Kadayıf. Bunlar ya yoktu ya da bilmiyorduk galiba. Daha sonra tabii bunlar oldu. Özellikle ben keşkeğimizi anlatayım da milli yemeğimize daha sonra dönelim. Bunlar pişer. Diğer bir tarafa ayrıyeten hani kül bastı. O zaman şöyle yapalım Ramazan abi. Yerini de görelim. Şimdi Ramazan abi biz altta kumu görüyoruz. Kumla pişmiyor herhalde değil mi bu? Şimdi ben şu örneği vererekten başlayacağım size. Bir ızgaralarda veya et şeylerinde özellikle kül bastı deriz yani. Neden? O külden yapılan etin külün üstüne atılıp etin cıvır bir şekilde ete yansıtması çok lezzetli. Dolayısıyla bundan da esinlenmekten keşkeğimiz şöyle olur. Bir toprağın üzerine hafif bir kum dökülür. Onun üzerine diğer tarafta pişmiş o keşkeğin altındaki o pelit odunun közünü kömür niyetine getirilir, şeyin altına konur. O külün kumun üzerine serilir. O köz zaten yanar vaziyettedir yani. Çok sıcaktır. Onun üzerine diğer tarafta pişmiş, hazırlanmış, olgunlaşmaya hazır keşke getirilir. Kazanla beraber şeye bırakılır. Ateşin üstüne. Közün üzerine. Burada öğlene kadar, güdüllenmesine hazır olana kadar olgunlaşmasını beklenir. Ağır ağır. Ağzı kapalıdır. Beklenir bu. Sonra tabii ki tavuklar da bunun içinde olgunlaşaraktan. Beklerim sen. Bak şimdi şuraya geç. Yıkanmış şekilde bak. Şimdi Ramazan abi burada kısık ateşte, kısık közde. Kısık işte közde. Heh. O yanan ya. Közde. Bu... bu keşkeğin olgunlaşması için. Olgunlaşırken de tavuklar birbirinden ayrılır. Keşkekle o tavuğun tadı birleşir. Üzeri kapatılır. Bu keşkek olgunlaşmış, güdüllenmeye hazır bir şekilde hazırdır. Bundan sonrası herhalde bizim genç delikanlılarımıza kalıyor galiba. Bundan sonrası kapatılır ağzı, kapat şey. Açılmaz. Neden açılmaz? Ağzı mı beklenir? Evet. Bunun ağzının açılması için atçı başından başka kimse açamaz bunun kapağını. Ya atçı başı gelir, bunun ağası kimse... Bir keşkek ağası vardır. Olması lazım. Tabii düğünlerde, bayramlarımızda özellikle bir keşkek ağası vardır. Keşkek ağası gelir, adetini yapar, açlığı görür, artık gönlünde ne koparsa. Bunun bir limiti yoktur yani. Bu gönül işi. Örf adetimiz de gönül işidir yani. Açır ve hazır vaziyete gelir, güdüllerimiz olur. Ben size göstermek isterim ama şu anda yok güdüllerimiz. Onu daha sonra zaten göreceğiz zaten. O güdüllerimizle yiğit gençlerimiz kolay bir şey değildir bunu güdüllemek öyle. Basit değildir yani. Ramazan abi şimdi biz bir yandan röportajımızı yaparken ablalar da çalışıyor. Tabii. Biraz da onlara bakalım. Yani. Gelelim böyle. Kapatalım. Evet. Güdüllenmeye hazır vaziyete geldi mi? Geldi. Gençlerimiz geliriz biz tabii. Efendime söyleyeyim. Bu tabii ki düğünlerimizde olan şeyler çok ayrı bir şeydir yani. Onları ben izah edeceğim. Bu sadece mevlid keşkeğimizi anlatıyoruz. Güdüllenmeye 5-6 arkadaş gelir. Yiğit arkadaşlarımız güdüllenmeye başlar. Ta ki keşkek olgunlaşıp güdülü havaya kaldırıp
Güdülün ucundan o keşkek tane tane kazana düşene kadar. Onları zaten daha biraz sonra. Yani az sonra diyelim. Az sonra göreceğiz. Şimdi bir de burada bakalım artık bu başlangıç noktası. Kazanımızın birincisini koyduk, ikincisine başladık. İnşallah bunu da şimdi yapacağız. Kavurmasını söyle. Kavurmasını da yağlarımızı dibine koyduk. Kendimemizi koyuyoruz. Ondan sonra suyunu koyacağız. Ha da yağmur da yağdı inşallah. Bereket olacak. 3 aydı yağmıyordu. İnşallah yağmurumuz da yağacak. Dediğimiz bereket getirdi. Vallahi biz yani i̇nşallah. Geldik hani biz gurbetliler aslında havanın sıcak olmasını isteriz ama buradakiler de yağmurun yağmasını bekliyorlar. Allah razı olsun gurbetçiler. Bize bir düğünde ilk defa böyle bir bayramda böyle bir keşkek şölenini, keşkek tadını tattırdılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Ramazan abi, evet. Burada maşallah bu, kaç tane dana var burada ya? Şimdi burada 60 kiloya yakın, 60 kiloya aşkın et vardır. İki tane keşkek kazanla, inanın belki de az gelir deriz. Çünkü keşkek yahnisiyle yenilir. Milli yemeğimizdir. Bu etin öncelikle bak gördüğünüz gibi ablalarımız öncelikle çiğliğini ve temizliğini yıkarlar. Yıkadıktan sonra bu süzülür. Daha sonra büyük bir yahni kazanı vardır ayrıyeten. Yahni kazanına konur, orada pişer. Pişer, bunun suyunu piştikçe ayarlanır. Hem suyu hem kendisiyle beraber birleşir. İşte yahni tadını orada alır bu. Yani tadını aldıktan sonra kazanda kalır. Ayrıyeten keşkeğin yanında, keşkeğe arkadaşlık etmek şartıyla yanında bekler. Onun sırdaş oluyor ya. Sırdaş olur ondan sonra. Hem keşkek üzeri yani vatandaşımıza ikramda bulunduruz. İnşallah buradaki misafirlerimize afiyetle yiyecekler tabii inşallah. Tabii ki hep ikramla afiyetle yedireceğiz inşallah ya. İnşallah. Şimdi Ramazan abi biz bayramdayız. Yani şimdi tabii Tokat ve Reşadiye Güneydoğu yöresine ait. Tabi yemeklerimiz var. Bunlar nelerdir? En azından senin ağzından bir dinleyelim bunları. Şimdi ben yine diyorum bu Ramazan bayramı sizin vesilenizle tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Amin. Ve köylülerimiz, vatandaşlarımızın da gurbetteki gelen veya gelmeyenler için söylüyorum. Bayramlarını buradan kutluyorum. Onları da gelecek bayramlarda, bu şölenlerde, bu ziyafetlere bekliyoruz. İstanbul'da yapılan şeyler duyuldu Ramazan abi. Ben birkaç kişinin, yani daha çok kişinin, öyle söyleyeyim. Evet. Önümüzdeki yıl rezerve yaptığını söyleyebilirim ben sana. Şimdi hakikaten İstanbul, Ankara'mız özellikle bu olaya pek iştirak edemedi. Çünkü bu şekilde olacağını belki de beklemiyorlar. Kimse beklemiyordu. Hakikaten beklenenin çok üzerinde bir katılım oldu. Dolayısıyla Ankara'daki vatandaşlarımız memur kesim olduğundan dolayı izin alma şansları biraz daha az. 9 gün tatil girdiğine nazar ama belki yani. Artık onlar bu şeyi gördükten sonra kesinlikle önümüzdeki bayramı iştirak edecekler. Bu bir gerçek. Bizim bayramlarımızda, eski bayramlarımızda şimdi çok çocukluğumuzu şey yapıyoruz. İşte bayramlık olarak da ne alındıysa biz onları çok sabah erkenden kalkarız, giyiniriz, camimize gideriz, namazımızı, bayram namazımızı kıldıktan sonra bayramlaşma heyecanı vardır herkeste böyle. O bayramlaşma heyecanımızı yaparız köy meydanında. Tabii ki buramız yeni yerleşim yerimiz olduğu için burada da camimizi önünde yapıyoruz. Sonra annelerimiz evlerimizde, herkes evlerinde örneğin keşkek, özellikle keşkeğimiz yapılır. Fasulyemiz, yani üzüm hoşavı deriz tatlı yerine, sütleç veya üzüm hoşavı, bunlar yapılır. Daha sonra çok çok önemli ikinci bir milli tatlımız veya güzel yemeğimiz olaraktan ekmek, börek, tepside börek. Böreksiz olmaz. Bu böreğimiz tabii yani yufkadan kendileri, annelerimiz, hanımefendiler kendileri açar. Açtıkları bu yufkadan tepsilere yağla, tabii tereyağı bunu çok güzel yapar. Tereyağla tepsilere artık 5 kat, 6 kat olur. Arasına ekmek, yumurta. Bunlar katılarak. Ramazan abi olsa da yesek diyeceğiz yani. İnşallah olacak, inşallah olacak yani. Bunlar katılaraktan o zaman tabii şey yok. Ocak falan yok yani. Sobalarımız var. Sobalarımıza tepsi kısmına sürülerek o közde yapılır. Sobada yapılan o börek çok lezzetlidir. Kızarılır, üzerine tekrar tereyağı yapılaraktan bohçalara sarılır. Soğuması için. Tabii soğumaması için bohçalarımız, bohça dediğimiz o güzel işte tarlalara giderken ekmek koyup bağlayıp götürdüğümüz
İşte koyun falan güttüğümüz zaman azdığımızı belimize sardığımız o bohçalarımız, yani azlık koyduğumuz o bohçaya sarılır, hazır vaziyette bırakılır. Tabii vatandaşlarımız camiden çıkıp bayramlaşma töreninden sonra büyük bir meydan, köy meydanımız olurdu aşağı köyümüzde. Orada herkes tepsisine ne pişirdiyse, yani kesinlikle ve kesinlikle evde ne yemek varsa bir tepsiye, büyük sahanlara, leğenlere koyaraktan herkes omuzunu alır gider köy meydanına bırakılır. Gruplaş halinde yemekler hep bir yerde durulur. Üzeri kapalı. Hijyenle çok dikkat edilir, temizliğe çok dikkat edilerekten beklenir yani. Bütün insan sandalye, efendime söyleyeyim, böyle şey falan yok. Cecimler vardı, kilimler. Yerde. Vardı. Tabii, tabii. Yani cecimler, kilimler serilir. Gruplar halinde. Tabii öyle masaya 6 kişi, 4 kişi şey yok böyle yani. Kol kola, omuz omuza, herkes yan yana. Düzmeye taş kuraraktan orada oturur, yemeklerini orada yerdik yani. Orada yemek yerken herkesin evinden getirdiği ikram, herkes can atar. Yemeğinin yenmesi için veya şunun olması için. O yemekler o şekilde, lezzetli bir şekilde, toplu bir şekilde gelir ve herkes bayramlaşmaya dağılır. Ramazan abi gel gel. Şimdi buraya tavuklar atılıyor galiba. Tavukları da görelim. Tavuklarımızın şeyini yolduk. Abla kaç tane atacaksın kı buraya? 10 tane 10. 10 tane tavuk. Bir kazana değil mi bu? Bir kazana 10 tane yok. Maşallah. Çok şükür Allah'a. Açı başımız zengin. Onun için bu. Ramazan abi. Ay ay şey önemli değil ya, şey yok yani. Bizde gönül var, hepsi olacak. Hepsi inşallah. Hiçbir zaman hayır diye bir şey yok yani. Evet. Hele hele bu bayramlarda herkes ne istiyorsa. Hiçbir şey olmaz. Bütün gençlerimizden Allah razı olsun. Hepsinin de katkısı var. Allah hepimizden razı olsun. Hepimizden de razı olsun. Yenge yani şimdi dediğimiz gibi tamam mı? Aman et tamam. Tamam. Peki. Şu anda keşkek güdülleme yerine doğru ilerliyoruz. İyi günler hanımefendiler, nasılsınız? Evet. Sami görüyorsun şu kalabalığı maşallah. Keşkeğimize doğru yaklaşıyoruz. Evet. Ahali selamun aleyküm, kolay gelsin. Ne yapıyorsun söyle bakalım şimdi. Keşkek oldu oldu çok güzel. Kıvamına geldi. Öyle mi? Kaldır bakalım keşkek güdülden düşüyor mu bir? Hadi bakalım kolay gelsin. Sağ olun. Celal Bey kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederim Ramazan abicim. Kolay gelsin, kolay gelsin. Eyvallah Allah razı olsun. Nasıl, zor mu, kolay mı? Forumdayız bugün ya. Maşallah maşallah. Mustafa'cığım sen tutmuyor musun? Ben hallettim o işi. Evet. Gördüğünüz gibi keşkeğimiz külde kendine gelmiş, pişmiş, hazır olmuş ve şu anda güdülleme safhasına gelmiş. Şimdi bu güdülleme safhası en az yarım saat, bir saat yapılacak. Keşkek olduktan sonra tekrar kapağı kapanacak. Kapağı kapandıktan sonra tekrar kendine dinlenerekten yeme vaziyetine gelecek. Evet. İşlemlerimiz yapıyor. Gençlerimiz. Ön tarafı boş bırakın. Şu dönmesini bir daha yap. İçeride birbirine tokuşturaraktan dönüyorlar. Şimdi kazanın dibine keşkek kesinlikle yapışmayacak. Bu dönme işi dibini yakmaması, dibini tutmaması için yapılıyor. İşte ne kadar güzel. Pişmiş insan yiyesi geliyor. Böyle işte. Kolay gelsin, kolay gelsin. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Zor mu? Vallahi yemenin zor olmaz. Bu zor mu? Çok kolay. Gençler için değer. Evet. Gençlere örnek. Evet. Kolay gelsin, kolay gelsin. Aşılıyoruz, aşılıyoruz. Evet. Gençlere. Tamam, tamam. Evet, ne güzel bir gün, ne güzel bir bayramlaşma şöleni. Yani bütün komşularımız burada, bütün insanlarımız burada. Herkes bir ayrı bir heyecan. Keşkek yiyeceğiz, tekrar bayramlaşacağız. Eğlencelerimiz var, futbol müsabakalarımız var. Yorulduysan ben geleyim. Bırak sen. Takım elbise var sende. Olsun, fark etmez. Ramazan Yılmaz abimiz de şu anda keşkek güdülemesine devam ediyor. Evet Ramazan abi, hay maşallah diyoruz sizlere. Evet şu anda keşkeklerimiz güdülleniyor.
İnşallah yemeğe hazır bir vaziyete gelecek. Bir keşkek hazırlığı vardı. Şu anda iki kazanımız da bitmiş durumda. Son halini, üç kazan mı? Üç kazan. Biri nerede? Yarım herhalde bu. Ya, iki buçuk işte. Üç oldu. Tamam. Üç tane abla. Tamam. Senin dediğin olsun. Niye kızıyorsun ki? Üç oldu. Üç. Şimdi keşkeğimiz bitti. Hepinizin eline sağlık. Çok afiyet uğraştınız. Olsun. Biz sabahtan beri afiyet size olsun. Takip ediyoruz. Afiyet olsun. Elinize, kolunuza sağlık. Siz gerçekten saat beşten beri uğraşıyorsunuz. Sizden biz de ara ara razı olsun ki bizi bu şeyi gösterdiğiniz için. İnşallah köyümüz için en güzelini sizler yaptınız. İnşallah seneye inşallah yine aynı böyle toplum ya yapmamızı istersin. Yalnız bir tane buna kestik. İkinci. Abla ben orada gördüm, iki taneden fazlaydı. Öyle miydi? Maşallah çok bereketliydi yani. Tabii tabii. Bir tane buna kestik. Fazla. 4,5 milyar verdik, aldık. Bir tane buna kestik. Maşallah köyümüze feda olsun. İnşallah. Hoş gelmiş şimdi. Kulağımına erdi. Tam oldu. Servis yapmaya başlayacağız yarım saat sonra. Bunun ağzını kapatacağız. Evet, ağzını kapatacağız. Bunun işi bitmiştir. Tamam oldu. Servise yarım saat sonra başlayacağız. Namazdan sonra. Allah izin ederse. Şimdi bunun bir usulü var galiba değil mi? Bunun ağası olması lazım herhalde. Bunun ağası burada. O ustabaşısı. Ben çalıyorum. Üçüne burada çırıyorum. Ben usta. Sen ilk usta sensin. Ben birinci usta. Birinci ikinci usta. Üçüncü usta. Üçüncü usta. Demek ki arkadan yetişenler evet, var. Yetiştiriyorum. Bu bizi yetiştiriyor. Ben ölseme devriyi bunlara bırakayım. Allah dur ya. Allah gecinden versin. Şimdi kimse, kimseyi öldürme. Kullanmıyoruz. Tabii. İnşallah aksilik olmazsa biz de öğreniriz. İleride biz de kendi halimize yaparız. Şimdi abla bu eskiden gelen bir gelenek. Evet. Düğünlerde de yapılıyor. Yani bu... Daha eski yemeklerimiz eskiden neler? Siz onlar yemeğimiz şuydu. Eskiden büyüklerimiz evde hazırlardı. Köy meydanına toplanırlardı. Köy meydanında evlerden tepsilerle getirir servis yapardık. Bu kadar servisleri büyüklerimiz toplanır yerlerdi. Ondan sonra biz getirdiklerimiz tabaklarımızı toplar alır giderdik. Ama şimdi Allah sizden razı olsun bu topluluğu topladınız. Şimdi abla ben şunu duydum mesela. Önceden erkekler varmış galiba. Evet. Erkekler evet, buna erkek şimdi evet. Bu organizasyonda bayanlar da bu işin içine dahil oldu. Bunu nasıl? Şimdi bu daha güzel bayanlar için. Erkeklerin yani şey yaptık. Biz bayanlar olaraktan el aldık. Biz yapıyoruz. Şimdi geçen dünkü yemekte kahvaltıda gördük ki bayanlar gerçekten bayağı bir kalabalıktı. Evet. Kalabalığız. Allah'a şükürler olsun. İnşallah devamını isteriz. Güle güle yiyin. Allah hepinizden de razı olsun. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Elinize kolunuza sağlık. Hepinizle gurur duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bütün gençlerimizden Allah razı olsun. Hepsinden gurur duyuyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Kamera şey gibi değil. 3-5 gibi değil. Göz ayrımı da şey daha yukarıda ya.